Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında İslam tarihinin en önemli olaylarından birisi olan hicret bunu ele almaya, değerlendirmeye çalışacağız. Hicret bir yerden başka yere göç etmek anlamında. Ve hayat daima bir nevi hicretle devam ediyor. Ruhlarımız ruhlar alemindeyken ana rahmine bir hicret olmuş. Ana rahminden şu dünyaya Başka bir hicretimiz söz konusu. Dünya hayatında şuradan başka bir yere, falan vilayetten diğer vilayete veya bir ülkeden başka bir ülkeye bu tarz hicretler devam ediyor. Ve sonunda şu fani dünyadan ahirete hicret edilecek. Ve e, bu şekilde yeni bir yolculuk, yeni bir alem yolculuğu başlamış olacak. Ama bizler e, İslam tarihindeki hicreti alırken, ele alırken... Burada kastedilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayı. Peygamberimizin ve yanındakilerin artık Mekke'de İslam'ı yaşamak adeta imkansız hale gelmesinden dolayı Cenab-ı Hakk'ın izniyle Mekke'den Medine'ye gitmeleri. Bu İslam tarihinde çok önemli bir olay. Ve önemine binaen Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de buna yer verilmiştir. Mesela Tevbe suresinde Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. İlla tenfiru azaben elime. Ayetin evvelinde Allah yolunda cihada bir teşvik var ve peşinden Cenab-ı Hak şunu bildiriyor. Eğer siz Allah yolunda bu şekilde yola çıkmazsanız, hareket etmezseniz Allah elim bir azapla sizi azaplandırır. Ve yestebdil kavmen gayrakum sizden başka bir kavim getirir. Onlar Allah'ın dinine hizmet eder. Ve la tedurruhu şey'e Allah'a bir zarar veremezsiniz. Vallahu ala kulli şeyin kadir ve Allah her şeye kadirdir. İlla tansuruhum eğer siz Allah'ın dinine yardım etmeyecek olursanız, peygambere yardım etmeyecek olursanız fakat nasarahullah Allah peygamberine yardım etmişti. İz ahrecehu'llezine keferu kafirler onu çıkartmışlardı. Yani Mekke'den Medine'ye Medine gitmek durumunda kalmıştı. Faniyet Topu topu iki kişiydiler. Hicret esnasında e, sadece iki kişiydiler. İzhuma fil O e, o ikisi o anda mağaradaydılar. İz yegulü sahibihi la tahsen innallaha ma'ana. Peygamber o anda arkadaşına yol arkadaşına Ebu Bekir Sıddık'a diyordu ki üzülme Allah bizimle beraber. Fenzelallahu sekinetehu aleyh ve böylece Allah ona sekinetini indirdi. Ve eyyedehu bi cunudin lem terauha görmediğiniz ordularla onu kuvvetlendirdi, teyit etti. Ve cale kelimetellezine keferu sufle kafirlerin kelimesini, davasını süfli kıldı, aşağı kıldı ve kelimetullah hiyel ulya. Allah'ın kelimesi, Allah'ın dini ise o yücedir. Vallahu azizün hakim. Allah azizdir, hakimdir. Gördüğümüz şekilde Tevbe suresinde yaklaşık yarım sayfalık bir bölüm hicretle alakalı. Ve Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde hicret olayı met ediliyor. Allah yolunda hicret eden, eza gören, yurdundan çıkarılan kimselerin çok büyük mükafatlara dünya ve ahirette çok büyük mükafatlara e, maruz e, kalacakları yani masar olacakları açık bir şekilde bildiriliyor. Değerli izleyenlerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, 40 yaşında kendisine peygamberlik görevi verilmesinden sonra 13 yıl boyunca Mekke'de kaldı. Ama Mekkeli müşrikler atalarının ...batıl inançlarından dönmek istemiyorlardı. Ve gerçekten tam bir cahili hayatı, tam bir iptidai, bedevi hayat yaşıyorlardı. Ve yeni dine çok soğuk davrandılar. Ve saltanatlarını bırakmak istemediler. Bir takım ekonomik çıkarlar mülahazasıyla dinlerini değiştirmek istemediler. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok şiddetli bir muhalefet gösterdiler. Peygamberimize en fazla yardım etmesi gerekenlerden birisi belki de Ebu Leheb'ti. Ebu Leheb peygamberimizin amcalarından ama en büyük muhalefeti Ebu Leheb gösterdi. Ebu Cehil Mekke'nin reislerinden o da saltanatı gitmesin diye ve bir takım başka mülahazalarla çok şiddetli muhalefet gösterdi. Böyle olunca Müslümanlar Mekke hayat şartlarında çok zor günler geçirdiler. Ancak gizliden gizliye İslam'ın ...yayılması söz konusu olabildi. Ve müşrikler Müslüman olanları e, tespit ettiklerinde veya fırsatını bulduklarında... ...her türlü eza ve cefayı vermekten kaçınmadılar, çekinmediler. Öyle ki bu uğurda hayatını kaybedenler oldu. İşte böyle bir vaziyette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicrete izin verdi. Ve sahabelerinden bazısını Habeşistan'a gönderdi. Ve gönderirken de buyurdu ki Habeşistan'a gidin... Orada adil bir hükümdar var. Orada rahat edersiniz. Ve gidenler Habeşistan Kralı Necaşi'nin desteğini gördüler. Ve gerçekten orada rahat bir şekilde yaşadılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanların çok büyük bir ekseriyeti ise... ...Mekke'de hayatını devam ettirdi. Ama çok zor şartlar altında. Derken e, hicretten yakın bir zaman önce... ...artık müşrikler bu işe bir son vermek için kendi aralarında büyük bir toplantı yaptılar. Darun Nedve denilen yerde toplandılar ve rivayetlere göre içlerinde şeytan da vardı. Şeytan da bir takım fikirlerle onları tahrik ediyordu. Bu doğrudan cismen görülen veya nasıl, nasılsa herkese nasıl ki vesvese veriyor o türden bir şeytan şeklinde de düşünülebilir. Hakikatını tam bilemiyoruz. Alaküllü hal orada toplandılar ve orada Muhammed'e ve ashabına ne yapalım? Bu konu üzerinde görüştüler ve konuşmalar daha çok peygamberimizle alakalıydı. İşin başında peygamber Efendimiz olduğundan onun durumunu görüştüler. Bir kısmı yakalayıp hapsedelim dedim. Bir kısmı hayır sürgüne gönderelim dedi. Ama Ebu Cehil hayır öldürelim dedim. Ama öldürelim fikrine karşı da şu şekilde karşı çıkanlar oldu. Dediler ki onu öldürürsek akrabaları, yakınları kan davasında bulunurlar. Böylece ortalık karışır. Bunun üzerine şeytan onlara şöyle bir fikri telkin etti. Her kabileden birer kişi seçilecek olursa, böylece bütün kabileler bu işe iştirak etmiş olur ve Muhammed'in yakınları bu şekilde bir topluluğun karşısında duramazlar. Hepsine birden cephe açamazlar. Ve neticede bu fikir kabul gördü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret için hazırlık içindeydi. Ve Ebu Bekir Sıddık'la günlük görüşmesi var Peygamberimizin. O gün hiç böyle beklenmeyen bir vakitte Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın yanına vardı. Hazreti Ebu Bekir telaşlandı. Çünkü o vakitte Peygamberimizin gelmesi adeti değildi. Ya Resulallah bir durum mu var deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evet dedi hicret var ve sen bana hicrette arkadaş olacaksın. Ebubekir Bekir'e Sıddık e, son derece sevindi. Ve beraberce e, hicret başladı. Aslında müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evini kuşatmışlardı. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi kendi yerine yatağa yatırdı. Ve bir takım e, eşyalar var. Müşrikler tarafından kendisine emanet edilmiş. Onları da e, Hazreti Ali'ye göstererek şu falanındır, şu falanındır. Yarın bunları sahiplerine verirsin şeklinde e, bildirdi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin arasından geçip gitti ama onlar görmediler. Malum peygamberlerin mucizeleri vardır. Allahu Teala harika şeyleri peygamberlerine nasip eder. Burada da böyle bir olay oldu. Peygamber Efendimiz onların içinden geçip gitti halde görmediler. Ve Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Sıddık'la beraber yollarına devam ettiler. Mekke'ye nazır bir tepeye çıktıklarında e, peygamberimiz hüzünle geriye doğru baktı ve şöyle dedi. Ey Mekke sen bana şehirlerin en sevgilisisin. Eğer kavmim beni buradan çıkmak zorunda bırakmasalardı vallahi ben buradan çıkmazdım. Allahu Teala peygamberimize e, şu manayı ilka etti. Kur'an'da yer alan şu manayı bildirdi. اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنِ لَرَادُّكَ اِلٰى Kur'an'ı sana farz kılan Allah elbette seni tekrar buraya döndürecektir. Ve buradan Peygamberimiz gerçekten kendisinin tekrar Mekke'ye döneceğini, Mekke'nin Müslümanların olacağını anlamış oldu. Ve Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Sıddık'la beraber Seur Mağarası'na kadar gittiler. E, müşrikler de bu arada durumu anladılar. Onlar da takip ediyorlar. İz sürerek Sevr mağarasının önüne kadar geldiler. Allahu Teala en sevgili kulunu, en büyük insanı, en büyük düşmanlarından evlerin en zayıf olan örümceğin ağıyla korudu. Bir örümcek harika bir şekilde oraya hemen bir ağ yaptı ve bir çift güvercin de oraya yuva yaptılar. Müşrikler iz sürerek mağaraya kadar geldikleri halde Baktılar ki orada bir örümcek ağı var. Yukarıda da güvercin yuva yapmış. Bunu görünce içeriye bakma lüzumu bile hissetmediler. Eğer şöyle başlarını çevirseler, baksalar görebilecek durumdalar. O anda Hz. Ebu Bekir e Sıddık gayet telaşlı. Kendisi için değil ama dinin mümessili durumunda olan peygamberimizden dolayı endişe içinde. Peygamberimiz gayet sakin bir tavırla Hz. ebubekir Sıddık'a şunları söyledi. La tahzen in Allah'a ma'ana. Üzülme Allah bizimle beraber. Ve Allahu Teala onları korudu ve neticede e, muvaffak bir şekilde Medine'ye kadar vardılar. Medine bu olayla adeta bayram etti. Daha önce ismi Yesrib iken medine tün -Nebi oldu. Peygamber şehri. Medine şehir anlamındadır. Ve bu şekilde Medine-i Münevvere oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orayı İslam'ın nuruyla tenvir etti. Artık yeni bir dönem başlamış oldu ve bu yeni dönemde Müslümanların devleti var, Müslümanların gücü var. Aradan bir 8 yıl geçtikten sonra da Müslümanlar Mekke'ye geldiler, kuvvetli bir şekilde geldiler ve Mekke toptan teslim oldu. Sadece savaştaki bir teslimiyet şeklinde değil, İslam'a da teslim oldular. Ve o şekilde onlar da e, İslam ile şereflendiler. Bir başka programımızda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.